Adam demek ki hala İstanbul seçim seçimi ortamında. Yani demek ki hani seçim odaklı diyorsunuz ya, demek ki İstanbul çok önem taşıyor burada. Çünkü balkonda tabii bile balkon seçim kazanır kazanmaz İstanbul'u söylüyorsa eğer, değil mi Cumhurbaşkanı? Cemal Bey, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Şimdi dolar o zaman 2.62 lira. Yılda 2015 tarihi olarak da verelim. Şimdi kurda hareket ve yükselişle ilgili ifadeler kullanıyor Cumhurbaşkanı. Diyor ki işte faiz lobisinin bir çalışması var diyor. 2015 gelişmeleri işte tamamıyla dolar euro parite farkından kaynaklanıyor diyor. Neyse işte açık ve net söyleyeyim diyor. Özellikle faiz lobisi veya dolara aşırı yatırım yapanlar yaya kalacaklar diyor. Birincisi bu. İkincisi mesela şu sözü var. Verin yetkiyi diyor bu kardeşinize, görün nasıl uğraşılır. Ya da onların doları varsa bizim de Allah'ımız var diye bir ifadesi var. Yani eski o dolar üstelik daha çok böyle değil dolar o sıralarda, o yıllarda. Bu ifadeleri var. Şimdi dolara baktığımızda 2016'da mesela 3.51'miş dolar. Ama o zaman da diyor ki Erdoğan yastık altındaki dövizleri dönüştürme çağrısında bulunuyor. O yılda da, 2016'da da. Şimdi geldik bugüne, işte bugün de geldiğimizde artık işte dolar kurunu 20'nin üstünde görüyoruz. 23'leri geçmiş durumda, rekor kırmış durumda. Nasıl bu iki, hani bir 2015-2016'daki sözler, bir şimdiki sözler, ne dersiniz? Tabii 2015-2016'da Recep Tayyip Erdoğan yandaşlarına dedi ki ben bu milletin dedi yastık altında dolarları bozduracağım. Siz dolar alın, gün gelecek dolar 23'e çıkacak dedi. Öyle düşünüyorum. Çünkü başka izah yok. Para kimde şu anda Elif Hanım? Para AK Parti'nin oligarklarında. Para AK Parti'nin zenginlerde. İngiltere'de sokak satın alan hiç CHP'li duydunuz mu? Demokrat Partili duydunuz mu? Amerika'da Muhammed Ali'nin çiftliğini 100 milyon dolara satın alan siz CHP duydunuz mu? Ama AK Partililer, çocuklar, torunları Amerikalı olan bunlar. Amerikan vatandaşı olan bunlar. Dolarlar dünyanın her yerinde bunlar da. Bakın en önemli burada dikkat edilmesi gereken ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı iki de diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar para buldum dediğinde nereden buldun? Tefecilerden buldun, tefecilerden aldın. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'la aslında karşılıklı konuşma imkanımız olsa sormamız gerekir. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomistlerine de soruyorum, senin aracılığına, Maliye Bakanı'na da soruyorum. Bizim 600 milyar dolar borcumuz var. Bu borcun büyük bir kısmı da yurt dışı finans çevrelerinden alınan krediler. Bu kredileri kimden aldınız ya? Bu kredileri yüzde kaçtan aldınız ya? Bu kredileri aldıklarınız kim arkadaş, kim? Bunlar tefeci değil de kim bunlar? Bunların adı ne? Bunların bankası var mı? Bunların finans kuruluşunun adı ne? Yani siz tefeci diye hakaret ettiklerinizden yıllardır para alıyorsunuz, borç para. IMF'den almıyoruz diye övünüyorsunuz. Ama İngiltere'deki, Fransa'daki Yahudi tefecilerden para alıyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz başkalarına tefeci diye. Evet. Tefecilerden getiriyor da ithamda bulunuyorsunuz. Böyle bir anlayış kabul edilemez bir anlayıştır. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan ver yetkiyi, gör etkiyi dedi. Verdiler yetkiyi, gördük etkiyi. Sigaraya iki günde %15 zam. Neymiş efendim, içmesinler. Sana mı soracaklar içip içmediklerini ya? Şimdi ne biçim konuşuyorsunuz ya? Sigara içmesinler demek ne demek? Sigara içmesinler, o zaman kola da içmesinler, su da içmesinler, yemek de yemesinler, restoranta da gitmesinler, kahvaltı da yapsınlar. Siz her şeyin iyisini yiyin için, siz yerlerde tatil yapın, siz Dubai'de kahvaltıda yan gelip yatın, siz İngiltere'ye, Amerika'ya çocukları okumaya gönderin, fakirin bir sigarası var, garibin bir sigarası var, o sigarasıyla da uğraşın. Yani garipler, tabii sağlık açısından içilmesin ama, o ayrı. Garipler de yapmadı, garipler bizi yaptı, ne yapalım? Şimdi işte demiş ki Cumhurbaşkanı o zaman da çok çalışıp çok koşacağız ve 2023'e çok farklı gireceğiz diye bir ifadesi de var. Onu da, onu da hatırlatıyorum. Cumhurbaşkanımız çok ileri görüşüyor. Dolar 23 lira oldu. 2023'e tabi çok ileri koşarak girdik. Dolar 23 lira oldu. Şimdi... Altın 1500 liraya gidiyor. Euro 25 lirayı geçti. Biz faizler %60 oldu. İktidara geldiğinde 2002'de faizler %25 dedi falan, %25. Şu an faizler %60 oldu.
Şimdi Cemal Bey. Evet, vakti iyi değerlendireyim. Hemen bir şey daha soracağım. Ya yani iki sorum kaldı aslında, hızlıca alırım. Can Atalay birincisi bir kere halen işte görevinin başına dönemiyor. Hatay halkı seçti Can Atalay'ı, meclise gönderdi ama gelemedi meclise. Bununla ilgili yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç demiş ki Yargıtay'da şu anda hükümlü olan dosyası devam ediyor ve hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre meclis başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz demiş, Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri meclis başkanlığımızla Yargıtay arasındaki yazışma sonrasında ortaya çıkacak hususlardır demiş. Şimdi böyle bir durumla da karşı karşıya meclis. Niye tahliye edilmiyor diye dün de zaten parti sözcüsü Sera Kadıgil'le de konuştuk. Sizin de bu yönde mesajınız vardı, tepkiniz daha doğrusu. Efendim, bu açıklamayı da bir değerlendirin. Yılmaz Tunç şimdi bu sözleri söylerken aynaya bakarak mı konuştu acaba? Madem Yargıtay hüküm vermişse ve Yargıtay'ın verdiği hüküm sebebiyle tahliye edilemiyorsa, edilemeyecekse, o zaman niye milletvekili adayı yaptınız arkadaş? Niye adli sicil kaydını temiz kabul edip de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesini, milletin oyunu alma imkanını buna tanıdınız? Aday yapmasaydınız, engelleseydiniz, olmaz bu aday deseydiniz, kip başka aday göstersin deseydiniz, hukuki o tedbirleri o gün ortaya koysaydınız. Şimdi siz bunları yapmamışsınız. Kişi Yüksek Seçim Kurulu kararıyla, bakın ben bir şey söyleyeceğim. Bunlar vallahi yalancı Elif, billahi yalancı. Yok gene de öyle demeyin siz ya. Yani çünkü bize de ceza geliyor ya, öyle demeyin. Ay kendimden örnek vereceğim. Ne demek istediğimi rütükle anlayacağım. 1980 yılında hapse girdim. 1980 yılında. 15 yaşında. O zaman 4 ay 15 gün ceza almışım. 3,5 yıl hapis yatmışım. 4 ay 15 gün ceza almışım. Onun üzerine belediye başkan adayı olmuşum. MHP'de Türk Eşi'nin listesinde merkez yürütme kurulu üyesi olmuşum. İl başkanı olmuşum. 2 defa da milletvekili olmuşum. YSK bu seçimde benden memnu hakların iadesi kararını istedi. Yani 1980 yılında dedi 4 ay 15 gün ceza almışsınız dedi. Siz dedi bir de dedi 2002 yılında dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir olaya karışmışsınız. 8 ay hapis yatmışsınız dedi. Dolayısıyla dedi memnu hakların iadesini aldığınızı gösteren belge gönderin. Halbuki adli sicil kayında yazıyordu ki memnu hakların iadesini almıştır diyordu. Ben buna rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcı, bakın bu seçimde 28. dönem milletvekili seçiminde 22 yıl önceki 2 defa vekil olmama rağmen, aday olmama rağmen, il başkanı olmama rağmen memnu hakların iadesini istedi bu YSK benden. Pekala bu YSK niye Can Atalay'da sen Yargıtay'da hüküm almışsın, sen aday olamazsın demedi. Dolayısıyla Can Atalay'ı Hataylı seçmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili olmuştur. Adalet Bakanı evirip çevirmesin, lafı kıvırmasın. Derhal Can Atalay serbest bırakılmalı. Hüküm onaylandığında da hükmün gereği yerine getirilmek. Peki son soru. Şimdi bunu İlhan Taşçı'nın, RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın mesajları arasında görüyorum Twitter'da. Sizin katılmış olduğunuz bir programdan dolayı Flash Haber'e bir ceza gelmiş ve oradaki gerekçe de şu, Sinan Oğan'ın küçük düşürüldüğü gerekçesiyle %3 para cezası verilmiş. Şimdi İlhan Taşçı da soruyor, diyor ki Oğan tarafsız kalsaydı acaba RTÜK yine bu cezayı verir miydi diye. Ne dersiniz? Bir cümle alayım. Sakın böyle şey bir cümlede olmasın Cemal Bey. Ya hakikaten ben tekrar söylüyorum Elif. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, gelin 85 milyonun Cumhurbaşkanı olun. Adalet, özgürlük, hukuku herkese karşı eşit uygulayın. Yani benimle ilgili yandaş medyada öyle 5 saat yayınlar yapıldı ki Elif, öyle çirkin sözler, aşağılık sözler söylendi ki telefon açıp sadece söz hakkımı istememe rağmen söz hakkı bile uygulanmadı. RTÜK bunlara hiçbir ceza vermedi. Dolayısıyla böyle demokrasinin kılıcı gibi muhalif kanallar diye ifade edilen kanalların üzerinde kılıcı dolaştırmanın bir anlamı yok.
Böyle her söze laf söylemenin bir anlamı yok. O zaman TRT'yi basmıştı Sinan Ogan ve çok ağır sözler söylemişti TRT'ye. O haberleri yapanlara da ceza verselerdi madem. Çok ağır iktidarın antidemokratik olduğunu, faşist kurallar uyguladığını, baskıcı olduğunu, demokrasiyi, görüşme hakkı, konuşma hakkını kısıtladığını neler söylemişti? Otobüste TRT'nin kapısına gitmişti. Dolayısıyla adalet bir gün herkese lazım olmak lazım. Lazım olur. Onun için adil olmakta fayda var. İnşallah yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanı adaletli olmayı tercih eder diye düşünüyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Cemal Bey, sağ olunuz. Yeni bir meclis dönemi başlıyor. İşte ne diyoruz, böyle hareketli bir dönem zaten. Eski bakanlar da bugün yemin ettiler. Onlar da artık birer milletvekili. Ne olacak, çok tartışmalı gibi geliyor bize ama biz hani biraz daha yaz sonrasını da düşünerek hareket ediyoruz. Yani bakalım nasıl bir meclis olacak. Sağ olunuz. İnşallah güzel olur. Buyurun. İnşallah dilleri güzel olur. İnşallah sözleri güzel olur. Ayrıştırmaz, ötekileştirmezler. Birleştirir, bütünleştirirler. Yani şunu bilmelerinde fayda var. O bakan olan arkadaşların, o bakanlık koltuğunda Himen gibi kükreyen arkadaşların, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz artık. Eşit şartlardayız. Dolayısıyla o dili, nefret dilini tercih etmezler de sevgi dilini kullanırlarsa güzel bir meclis olur diyorum. Süleyman Soylu da artık mecliste. Tabii inşallah sık sık görüşeceğiz kendisiyle. Allah nasip etsin. Peki.